Merhabalar değerli dostlar. Söz verdiğim gibi konut arzı ile konut kiraları arasında bağlantı var mı adlı sanat çalışmasını seslendirmek için kamera karşısına geçtim. Şimdi ekonominin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ekonomiyi çoğunlukla matematiksel bir uğraş olarak nitelendiren meslektaşlarımız var. Doğrudur ama sadece bu değil. Hep onu söylüyorum, yani hayatımız boyunca ya da başkalarının hayatı boyunca gözlemlediği, keşfettiği, sürekli kendini tekrar eden gelişmeleri, olayları ne yapıyoruz? Matematiğin yardımıyla rasyonalize edip ifade etmeye çalışıyoruz. Ekonomi bundan ibaret. Yani kendini tekrar eden derken şunu kastediyorum, kendini tekrar etmeyen böyle milyonlu bir ortaya çıkan şeye de fenomen diyoruz. Bunda hani matematikle bulabilme imkanı var ama bunun üzerinden genele şamil tez üretemezsiniz. Yani milyonda bir kere olan şey her zaman olacakmış gibi, değil mi? Değerlendirme yapılamaz. Bir de bir sebep var. Ekonomi bir kere eşanlı ve tek denklemli değil. Yani bu eşittir, bu tamam, o zaman iyi günler değil. Çok denklemlidir. Çok fazla parametre işin içine girer. Bir de dinamiktir. Dinamik derken kastım şu. Bir önceki zamanda meydana gelen gelişmeler bugünü ve sonraki zamanları da etkileyebilir. Yani dolayısıyla çok dinamik bakmak lazım meseleye, çok denklemli bakmak lazım vesaire. Sebep sonuç ilişkileri zaten karma karışık. O yüzden iktisadi hayatı anlamak için sadece matematik formülleri değil, bir de hayatın içinde yaşıyor olmak lazım. Şimdi fiyatlama davranışlarını etki eden yegane unsur arz ya da talep değil. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla karar alıcı pozisyonda olan kişilerin biraz hayatla alakalı tecrübeye sahip olması lazım. Çok genç yaşta bir yerlere atandığınız zaman veya yaşınız olgun seviyede ama fanusta yaşamışsınız, yani gerçeği ve hayatı bilmiyorsunuz falan, o zaman ne oluyor? Yanlış kararlar alabiliyorsunuz. Şimdi kiraları durdurmak için sürekli inşaat yapmak ve gayrimenkul adedini artırmak bir çözüm olsaydı, 1920'lerde yaşadığı muazzam enflasyon sebebiyle konut fiyatları astronomik seviyelere ulaşmış olan Almanya alarma geçer ve kiraları düşürmek için inşaat faaliyeti başlatırdı. Ama öyle bir şey yok. Yani mevcut konut stoğuna ondan sonra eklenenlerle beraber bakıldığında Almanya son 10 yılda %3 gibi mütevazi bir nominal büyümeyle gidiyor. Yani konut değerinde bir artış, yani toplam konut stoğuna baktığınız zaman değer artışı o kadar muazzam diye, önümüzdeki 5 yılda böyle devam edecek gibi gözüküyor. Yani 2021 yılında çok sert yükselen kiraları yavaşlatmak için konut arzını arttırma yoluna gitmemişler. Hani gayet iyi hatırlıyorum, fiyat tabanı falan koymaya çalıştılar ama bu hatada çok fazla ısrar etmediler. Tüm raporlar gösteriyor ki amacı uygun ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan hitap eden konut imalatı ile çözüm bulmuşlar. Dolayısıyla konut kiraları şu an Almanya'da yatay seyrediyor. Pahalı ama yatay. Şimdi emlak yatırımcılarının cazibeli yeri neresi? Bizden de birçok ev alan var. Birleşik Krallık, İngiltere yani. İngiltere'de bile konut stoğunda değer artış oranı %5. Yani bakın. Yani şu an kira artışları yatayda ama %1'in altında hani seyreden hani şey de var, kira gelirleri de var. Ve tekrar izliyorum, eskilerin üzerine yenilerin gelmesiyle beraber hepi topu Birleşik Krallık'ta konut stoğundaki değer artış oranı %5. Yani inşaatçılara hem para kazandırıyorlar ama vatandaşı da mağdur etmiyorlar. Ve bu model önemli bir model. Demek ki konut arzını artırmaktan geçmiyormuş, değil mi, kiraları kontrol altına almak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz konut çılgınlığı ona önemlidir, başı çeker. Amerikalıların morali düzeldiği zaman giderler hemen evlerini falan değiştirirler. Ama onlar da nominal büyüme, yani dolar bazında nominal büyümeye baktığınızda %20'nin altında seyrediyor. Öyle büyütmeye çalışıyor. Uzun yıllardır da böyle, böyle de olacak. Şimdi Türkiye'de en kötü zamanda nominal büyüme %25. Yani eski konut stoğuna yeni eklenenlerle beraber baktığınızda %25 en kötü yılda. Yani üstüne ekleniyor. Ve Türkiye'de buna rağmen herkes kiraların astronomik artışından bahsediyor. Allah Allah. Ne kadar enteresan, değil mi? Ve bu arada aynı hatayı yapan bir ülke daha var. Hiç şaşırmayacaksınız. Rusya. Rusya da aynı şeyi yapıyor. Konut sektörü nominal %50 artmış mesela bir yılda.
kiralar %70 yükselmiş. Özellikle İstanbul ve Moskova kira artışında astronomik zirvelerde, yani başı çekiyorlar. Türkiye'de de konut fiyatları maşallah %100 arttı, yani konut fiyatları ve kiraları, ondan sonra inanılır gibi değil yani. Şimdi konut fiyatları düzeltiyorum, konut kiraları yani. Şimdi diğer ülkelere bakalım. Sırbistan'da durum nasıl mesela? Sırbistan'da konut değeri artışı %1. Hırvatistan'da %10'un altında. Konut konusunda yükselen değer Montenegro %20'nin altında. Bu ülkedeki yıllık kira artışları da %3 ile %3,5 arasında değişiyor. Yani eski demir perde ülkelerini de dahil edeyim istiyorsanız. İşte Slovenya, Slovakya, Latvia, Litvanya. Burada da konut değerindeki artış, yani eski stok, yeni stok toplamının bir seneden öbür seneye değer artışı %10. Yani deli gibi inşaat yapmıyorlar. İnşaat müsaadelerine, ruhsatlarına baktığınız zaman öyle bir artış yok. Hadi bu ülkelerin nüfusu az. O zaman Macaristan'a bakalım. Macaristan'da da %20'nin altında. Orası da otokrasi meraklısı bir ülke. Yani tak diyor, ondan sonra başkan yürüyorlar, inşaat yapıyorlar ama nominal büyüme o kadar büyük değil. Kira artışları bir de gerilemiş. Yani kira artışı yok. Kiralarda gerileme var Macaristan'da. Ben demiyorum. Birazdan açıklayacağım raporların kaynaklarını. Bir ara müteahhitlerin gözdesiydi Polonya. Polonya'da bile bu konut artışı %10. Yani konut stoğundaki değer artışı %10. Özbekistan, hadi biraz Avrupa'nın dışına çıkıyor. Özbekistan inşaat neredeyse merkezi oldu. Orada da bile nominal konut stoğundaki değer artışı %25'in altında kalıyor. Meselenin özü şu. Düzensiz göçe maruz kalan, hayat pahalılığı yüksek olan, serbest piyasadan kopmuş, ulusal parasına güven kaybolmuş, nispi fiyat dengesi, yani relative price dediğimiz, yani farklı sektörlerde fiyat dengeleri birbirinden kopmuş, bir de muazzam bir mülteci akınına maruz kalmış ülkede barınma konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaşacağımız zaten açık. Yani konunun konut arzıyla falan bir alakası yok. Ancak kalkınmadan değil, hızlı büyümeden hoşlanan iktidarlar inşaat ekonomisinin bu amaca hizmet ettiğini bilirler ve ülkenin başına gelen her kötülüğü konut arzı eksikliğine bağlarlar. Ancak hızlı büyüyen inşaat sektörünün yarattığı gecikmeli enflasyonist etkiyi de görmezden gelirler. Yani bastınız mı gaza, ondan sonra her tarafta enflasyonist etkiler görülür bir süre sonra. Yani inşaat malzemesinden konutların içindeki beyaz eşyaya, mobilyaya ve buna benzer ürünlerin ve hizmetlerin fiyatı artar, hayat pahalılığı sürekli yükselir. O yüzden böyle inşaat ekonomisiyle büyüme falan hoş bir şey değil. Ticaretin içindeki çok sayıdaki çarpıklık, güvenlik ve diplomasiyi ilgilendiren sorunları çözmeden ve serbest piyasaya yapılan yanlış müdahaleleri durdurmadan fiyatları da kiraları da durduramazsınız. Bu kadar net. Yani şimdi hızla yükselen kiralar mutlaka dinecek bir yerde, dinlenecek. Fakat bu durum konut arzı arttığı için değil. Yükselen trendin doğal olarak yavaşlamaya ya da az da olsa aşağı doğru kırılmasıyla gerçekleşecek. Yani öyle bir müdahale yapıldı da böyle konut arzı arttı birazcık, o yüzden kiralar düştü falan gibi bir hayallere kapılmamak lazım. Ancak şunu bilin ki kiralar her zaman bir önceki seviyesinden yüksek olacak ve en az enflasyon kadar yükselmeye devam edecek. Ha, bunları niye anlatıyorum? Çünkü hala enflasyonun sebebini arz açığına bağlayanlar var. Daha fazla üretirsek fiyatlar düşer diyor. Kardeşim, yok öyle bir şey. Bunlar geçen yüzyılın paradigmalarıyla yazılmış algı aynı zamanda. Yani tamamen de gerçekleşmemiş yani. Ne olduğunu bilmiyoruz ya. Enflasyonistin ondan sonra etkilerinin tamamen arz açığından kaynaklandığını iddia etmek bence biraz kestirmecilik, kusura bakmayın. Eğer bu piyasalarda fiyatlama davranışları, güvensizlik, hayat pahalılığı, yapısal reformların eksikliği, serbest piyasaya sürekli müdahaleler, sektörler arası irtibatların kopmuş olması sebebiyle bozulmuşsa, ki öyle, bu durumu üretimi kamçılayarak düzeltemezsiniz yani. Tamam mı? BIS, Statista ve ülkelere ait konut istatistikleri ve yabancı basından derlenen haberleri aldım. Sizin için bir özet haline getirdim. Lütfen, Türkiye'de enflasyon var çünkü üretim açığı var falan gibi, ondan sonra hakikaten 20. yüzyılda ancak söylenebilecek, o da 20. yüzyılda 2. Dünya Savaşı'ndan önce söylenmiş sözlerle çıkmayın. Bugün fiyat artışları kesinlikle ve kesinlikle akıştaki bozukluktan kaynaklanıyor. İşte akıştaki bozukluğu anlattım size. Muazzam bir göçmen akını, düzensiz göçler, yurt içi göçler.
efendim yapısal reformların eksikliği, serbest piyasaya sürekli müdahale, efendim fiyatlama davranışlarında bundan dolayı ortaya çıkan bozulma, herkesin gelecekle alakalı endişeden dolayı sunduğu ürünlere yaptığı fiyatlamanın bozulmasını kastediyorum ben. Şimdi bunları düzeltmeden arza bastıralım, yükseltelim. Ne olacak? Fiyatlar yine yükselecek. Konunun özeti bu. O yüzden bir tez de ortaya çıkarken iyi çalışmak lazım. O yüzden palavraya endazi olmaz derken onu söylüyorum. Yani sokağa çıkıp bak restoranlar dolu gördün mü vesaire falan. Daha da bir sürü şeyler var. Onlar işte en büyük, en genişi falan filan yaptık diye. Yani değerli dostlar, bütün başımıza gelenler ortaya çıkardığımız ya da ürettiğimiz büyüklükleri idame ettirecek ekonomiye sahip olmamamızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden fiyatlar yükseliyor. Bu yüzden ahlakta bir erozyon oluyor. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Yani bina sayısını arttırarak işlerin üstesinden gelemeyiz efendim. Hoşçakalın.